Küp mezarla ilgili şöyle, Malatya elbette ki tarihiyle ve höyükleriyle ön plana çıkan bir şehir. Yakın zamanda biliyorsunuz geçen yıl UNESCO kapsamına giren Arslantepe Höyüğü dünya çapında da bir etki yarattı. Bu etki doğrultusunda da biz hem 18 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle hem de Arslantepe'yi ön plana çıkartma amacıyla müzemizin vitrinlerini ara ara yeniliyoruz ve güncelliyoruz. Ziyaretçilerimiz de bu şekilde beğenisine sunuyoruz. Bu kapsamda da vitrinde görmüş olduğunuz küp mezarı ilk defa görücüye çıkarttık tabiri caizse. Ziyaretçilerimizin de çok hoşuna gitti. Hem beğenilerini kazandı. Gelen ziyaretçilerimize bu konularda fazlasıyla uzman arkadaşlarımıza sorular soruyorlar. Küp mezarımıza gelince insanlık tarihi boyunca birçok ölü gömme gelenekleri var. Bu geleneklerin arasında hem yakma usulüyle gömme geleneği hem de yakmadan direkt toprağa gömme geleneği var. Tabii bazı medeniyetler ölülerini yakarak bu şekilde defnediyorlar. Bazı geleneklerde de direkt toprağa direkt gömüler var. Basit gömüler dediğimiz. Burada da bir küp mezar gömü şekli var. Küp mezarda ise bir küçük bir bebeğin, henüz yaşını doldurmamış bir bebeğin gömüsü var burada. Bazı küp mezarlarda yanına eşyalarıyla birlikte gömülürken şu anki sergilediğimiz küp mezarda herhangi bir eşya bulunmasına rastlanmamış. Ancak burada özellikle öne çıkan bir durum, henüz herhangi bir bozulma olmamış küp mezardaki iskeletlerde. Yani iskeletin formu açısından bir bozulma olmamış. Bu açıdan bu eser için çok önemli. Arslantepe'de 1980 yılında çıkmış bir eser. 1980 yılından günümüze kadar depoda bekletilen, ara ara yenilenen eserlerden bir tanesi. Yani ziyaretçilerimizin ilk defa bir beğenisine sunduğumuz bir eser. Tunç dönemi eseri, yani günümüzden 4500-5000 yıl öncesine dayanan bir eser bu. Burada Ubeyt kültürü etkili, Anadolu Ubeyt kültürü etkili bir mezar şekli bu. Anadolu'da birçok yerde ölü gömme geleneklerinde kullanılmış. Burada da özellikle Arslantepe ve Değirmentepe'de bu ölü gömme geleneğine rastlıyoruz. Küp mezarlar daha çok binaların, yani konutların, o dönemki konutların daha çok yaşam alanlarının hemen altına gömüleri yapılıyordu. Yani ölüden fazla uzaklaşmak istememeleri, yani yakınından daha fazla uzağa gidilmemesi burada bir ritüel olarak kabul görülebilir. 5000 yıl önceye ait bir eser. Çok ilgimi çekti açıkçası. Bir bebek mezarının olması falan, bir küp içinde olması. Yani güzel buldum. En çok da etkileyen şey bu küp mezar oldu. Yaklaşık 5000 yıllık. Oldukça etkileyici bir şey. Ay, Ecem'le ben çok tatlı bir gösteriyorum. Şundan galiba